Evrenin en bilinmez maddesi, karanlık madde. Karanlık madde, kozmoloji ve astronomi ile ilgili gözlemleri açıklamak için öne sürülen bir madde türüdür. Karanlık madde parçacıkları ışıkla etkileşmediği için doğrudan gözlenemez. Ancak çevrelerinde sebep oldukları etkiler sayesinde varlıkları anlaşılabilir. Evrendeki toplam madde miktarının yaklaşık yüzde karanlık madde olduğu düşünülüyor. Karanlık maddeyi oluşturan parçacıkların niteliği günümüzde hala tartışma konusudur. Pek çok araştırma grubu doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle karanlık madde parçacıklarını belirlemek için çalışıyor. Karanlık madde'nin varlığına işaret eden pek çok gözlemsel veri var. Birincisi, gök cisimlerinin içinde bulundukları gök adaların merkezleri etrafındaki dönme hızlarının gök adalarının merkezine olan mesafeye bağlı olarak değişiminin açıklanabilmesi için sadece ışıkla etkileşen madde miktarı yeterli olmuyor. Kayıp kütle problemi olarak adlandırılan bu durumun sebebinin ışıkla etkileşmediği için doğrudan gözlemlenemeyen karanlık madde parçacıkları olduğu düşünülüyor. Karanlık maddenin varlığına işaret eden bir diğer gözlemsel olgu ışığın uzayda bükülmesiyle ilgili. Genel görelilik kuramı kütlenin uzayı eğdiğini söyler. Işık ışınlarının uzayın eğriliğinden etkilenmesi bazı gök cisimlerinin olduğundan daha büyük görünmesine neden olur merceklerin nesneleri olduğundan daha büyük göstermesine benzediği için kütle çekimsel mercekleme olarak adlandırılan bu olgu sayesinde bir sistemin sadece geometrisini inceleyerek içerdiği kütle miktarı hesaplanabilir. Gökada kümeleri ile ilgili gözlemler de karanlık maddenin varlığına işaret ediyor. Örneğin Abel 2009 Gö Gökada kümesindeki Karanlık madde miktarının Güneş'in kütlesinin 10 üzeri 14 katından daha fazla olduğu hesaplanıyor. Karanlık maddenin niteliği hakkındaki tartışmalar ve araştırmalar hala devam ediyor. Gözlemler ile sadece sıradan maddenin varlığına dayalı kuramsal hesaplar arasındaki uyumsuzluğun bir kısmı çok az ışık yaydığı için Gözlenme, gözlemlenmesi çok zor olan sıradan maddelerden kaynaklanıyor olabilir. Ancak büyük patlama ile üretilebilecek sıradan madde miktarının bir üst sınırı var ve bu miktar gözlemleri açıklamak için yeterli değil. Newton'ın ve Einstein'ın kütle çekim yasalarını değiştirerek verileri açıklamaya çalışan kuramlar olsa da karanlık madde hipotezinin fizikçiler arasında yaygın olarak kabul gördüğü söylenebilir. Var oldukları öne sürülen karanlık madde parçacıkları arasında diğer parçacıklarla sadece kütle çekimi ve zayıf kuvvet dört temel kuvvetten biri aracılığıyla etkileşen parçacıklar ve aksiyonlar sayılabilir. Sen parçacık hızlandırıcısı deneyleri İsviçre'deki CERN parçacık hızlandırıcısı tesislerinde büyük hadron çarpıştı, çarpıştırıcısı diğer adıyla bu yaz Higgs parçacığını tespit etti. Higgs parçacığı nükleer fiziği ve atom altı parçacıkları açıklayan standart modelinin öngörülerine uyuyordu. Bu keşif bizi şaşırtmadı. Higgs parçacığı beklenen enerji değerlerinde gözlendi ve beklenen özellikleri gösterdi. Ve işte bu sebeple karanlık madde ile ilgili bazı kuramların çöpe gitmesini sağladı. Ancak Higgs parçacığına izin verilen izin veren karanlık madde kuramları geçerli olabildi. Liste daralınca karanlık madde araştırmaları hızlandı ve karanlık maddeyi birkaç yıl içinde keşfedeceğimize inanıyoruz. Şimdi şu küçülen karanlık madde listesine göz atalım. Sende çalışan bilim adamları süpersimetri teorisiyle ters düşen bazı bulgular elde ettiler. Süpersimetri teorisi proton ve nötron gibi atom altı parçacıkların nasıl meydana geldiğini ve fiziksel özelliklerini açıklıyor. Süpersimetri teorisi aslında kendini kanıtlamış standart modelden daha kapsamlı bir teori ama henüz ispat edilmedi. Son bulgular süpersimetri teorisinde öngörülen karanlık madde türlerini daha da sınırlandırdı. Higgs ile uyumlu olan bazı karanlık madde parçacıklarının süpersimetrideki yeni keşifler yüzünden aslında evrende var olamayacağı ortaya çıktı. Şansımıza bu araştırmalar sü süpersimetriyi tümüyle yaranlamadı. Dediğimiz gibi standart modelin yetersiz kaldığı alanları süpersimetri teorisi dolduruyor. Peki ya evrende karanlık madde yoksa? Evrende karanlık madde olmak zorunda. Yoksa galaksilerin nasıl meydana geldiğini açıklamak için yeni bir fizik bilimi geliştirmemiz gerekecek. Bu da mevcut kanıtlanmış teorilere ters düşecek. Ve ee, öyleyse karanlık madde nerede? Belki başka bir yerde duruyordur. Bakın işte bu mümkün. Evrenin doğumunu ve atom altı parçacıkları açıklayan bazı sicim, Zar teorilerine göre hücre zarı tavla zarı değil. Elektromanyetik etkileşim, zayıf ve güçlü nük nük nükleer etkileşim evreni terk edemez. Bu durumda ışık, radyo dalgaları, nükleer enerji, nükleer radyasyon, mor ötesi ışınlar, kızıl ötesi ışınlar, gama ışınları, x ışınları ve mikrodalgalar evrenimizin dışına çıkamaz. Sadece kütle çekim belki kara delikler aracılığıyla evrenimizin dışına çıkabilir. Kütle çekim başka evrenler hatta göremeyeceğimiz kadar küçük veya evrenimizin dışında olan başka boyutları ziyaret edebilir. Karanlık maddede galaksileri kütle çekimle etkilediğine göre belki karanlık madde evrenimizle değil komşu boyutlarda yer alıyordur ve bizi uzaktan etkiliyordur. Bu teori doğruysa karanlık madde Kaluza-Klein Parçacıklarından oluşuyor olmalı. Ancak biz sıradan karanlık madde türlerini bulmakta zorlanıyoruz. Başka evrenler ve boyutlardaki karanlık maddeyi nasıl bulacağız? İşimiz zor. Karanlık madde ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, evrenin ilk oluşumundan itibaren e, meydana gelip hızla e, çoğaldığı düşünülüyor fizikçiler tarafından. Ve evrenimizin e, yüksek bir yani yüksek demeyeyim de e, büyük bir çoğunluğunu e, karanlık maddenin oluşturduğunu düşünüyorlar. Yani şöyle düşünün e, Andromeda galaksisi ve bizim galaksimiz Samanyolu galaksisi arasındaki boşlukta karanlık maddenin doldurduğunu düşünüyor e, bilim adamları ve bilim insanları. E, ve bu karanlık madde aslında bahsettiğim gibi görüş alanımızı da e, bir nevi bozabiliyor genel görelilik kuramına göre yani biz teleskoplarla baktığımızda e, genel göreliliğin söylediği uzay ve zamandaki o bozulma e, karanlık maddenin yarattığı bir olgu olarak görüyor fizikçiler ve e, karanlık maddenin kanıtlı bir vaziyette gözlemlenemesi, gözlem yapılamaması da fizikçilerin aklını karıştırıyor hatta her şeyin teorisi ve diğer bazı bu birleştirici teori kısımlarında karanlık madde'nin varlığı ya da yokluğu ile ilgili de sıkıntılar çıkartıyor haliyle fizikçiler bu konuda araştırma yaparken karanlık maddeyi eklesek mi çıkarsak mı gibi kendi aralarında da e, çelişkiye düşebiliyorlar. Ama şu anki fizik kurallarına gerçekten karanlık maddenin ihtiyacı var. Eğer karanlık madde yoksa ve biz bulamazsak ya da gerçekten yoksa bu teorilerin birçoğunun fiziğinin komple değişmesi gerekecek. ama yani şu ana kadar birçok bilim insanı ve yapılan gözlemlerin gösterdiği kadarıyla karanlık madde var olarak gözüküyor. E, nasıl ki bir dönem e, bilirsiniz kara deliklerin e, bir teori olarak düşünüldüğü zamanlarda şu anki e, teknolojiyle kara deliğin bir fotoğrafını çektik yani yakın zamanda. Belki karanlık maddenin de aynı şekilde fotoğrafı çekilebilir.